Bunlar İzlandalı tasarımcı Guðmundur Jörundsson'un tasarımları. Reykjavik'teki defilesi bilim kurgu ve kuzey mistisizminin bir karışımı. Ancak Jörundsson'un geleneksellik için çok da geriye gitmesine gerek kalmamış. Zira İzlanda'da moda sektörü henüz çok genç. 28 yaşındaki Jörundsson genç yaşına rağmen kariyerinde hızlı bir çıkış yaşamış. Burada yaşamak oldukça ilham verici ve egzotik. İzlandalı ve egzotik olmayı da bir avantaj olarak görüyorum. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te bu ilham gücü gittikçe daha fazla meyve veriyor. Design Merch adıyla her yıl düzenlenen festivalde 350 yerel tasarımcı çalışmalarını sergiliyor. Festivali yaklaşık 30.000 kişi ziyaret ediyor. Bu toplam nüfusun neredeyse %10'u demek. Festivalin ilki 2009'da yapılmış. Aynı dönemde küresel mali krizin ortaya çıkmasıyla ülke iflasın eşiğinden dönmüş olsa da İzlanda Tasarım Merkezi bu etkinliğin devamını sağlayabilmiş. Hatta kriz İzlanda'da yaratıcı milli ekonominin doğuşu olarak gösteriliyor. Kriz tasarım alanında ilginç bir şekilde etkiledi. Örneğin bankacılar ya da krizden sonra iş bulamayan insanlar odak noktalarını değiştirdiler ve daha yaratıcı alanlara yöneldiler. Guðmundur Jörundsson 2012'de kendi markası Yörü hayata geçirmiş. Markanın tarzında klasik erkek kesimleri göze çarpıyor ve uluslararası bir pazara odaklanıyor. İzlandalılarsa yerli tasarımlara giderek daha fazla ilgi gösteriyor. Kriz insanların bakış açılarını temel anlamda değiştirdi. Artık daha az satın alıyorlar ama biraz daha pahalı olsa da daha kaliteli şeyleri tercih ediyorlar. Bu durumdan biz tasarımcılar da yararlanıyoruz. Bu Vík Prjónsdóttir için de geçerli. Tasarımcının eserleri Japonya'ya kadar geniş bir coğrafyada alıcı buluyor. Klasik bir balıkçı beresini yeniden yorumladığı tasarımıyla 2014 İzlanda Tasarım Ödülü'ne layık görülmüş. İlham kaynağı ise yerel mistisizm ve anlatı dünyası. Örneğin bu kuzgun görünümlü panço ya da efsanevi hayvanlardan esinlenen bu tulum gibi. Tasarımda uzun bir geçmişimiz yok. Ancak bu hikayeler ve edebiyat için geçerli değil. Bu yüzden biz de bunları çıkış noktası olarak aldık ve hikayelerden görsel bir şey yarattık. %100 İzlanda yününden olan tasarımlar Reykjavik'teki bir örgü fabrikasında üretiliyor. Yün endüstrisi aslında birkaç yıl öncesine kadar dibe vurmuştu. Genç tasarımcılar yünü yeniden keşfettiğinden beri bu geleneksel malzeme bir kez daha canlandı. İzlanda yünü gerçekten önemli bir materyal. Özellikle bu iklimde sıkı giyinmek ve kıyafetlerinizin iyi bir malzemeden olması önemli. Yün olmasaydı burada yaşayamazdık. Bu yüzden kültürümüzde de çok önemli. Tasarımın bu derece artış göstermesi liman bölgesi Reykjavik'e de hareketlilik kazandırdı. Önceden boş duran yük depolarında yaratıcı tasarımcılar atölyeler açtılar. Takı tasarımcısı Ori Finn'in stüdyosu da burada yer alıyor. Bu eski deri fabrikasına birkaç ay önce taşınmışlar. Tasarımları içinse eski aletlerden ve deniz araçlarından yararlanıyorlar. Örneğin çapa önemli bir ilham kaynağı. İzlandalılar için çapanın çok derin bir anlamı var. Bu bir yandan tabii ki köklerimizle, kültür mirasımızla ilintili. Hepimiz okyanusla bağlantılıyız. Çünkü biz sonuçta ada insanlarıyız. Çoğumuzun ataları balıkçı olduğundan çapa da kültürel mirasımızı temsil ediyor. Or our grandfathers were sailors. 2015'te yılın tasarımcısı olarak ödüllendirilen Hildur Geoman, yerel çiçekler ve mistisizmden ilham alıyor. Kültürel mirasın İzlandalıların modadaki yaratıcılığını giderek daha da geliştirdiği yadsınamaz bir gerçek.